Merhaba. Bugün adı katalaz deneyi olarak kodlanmış bir deneyden söz edeceğim. Hatta yapacağım. Bu deneyi anlamak iki temel enzim özelliğini artık asla karıştırmamak demek. Videonun ilerleyen kısımlarında ne demek istediğim daha net ortaya çıkacak. Başlayalım. Hidrojen peroksit uzun zincirli yağ asitlerinin parçalanması sırasında ortaya çıkan bir yan üründür. Uzun zincirli yağ asitlerini niye parçalıyoruz diye soracak olursanız, bu yağ asitleri oksijenli solunuma iki karbonlu aşamadan girer. Yani yağ asitlerinden enerji elde edebilmemiz için ilk önce onları iki karbonlu kısa zincirlere parçalamamız gerekir ki bu işlem peroksizom adlı organelde gerçekleşir. Bu parçalama işlemi sırasında oluşan hidrojen peroksit de yine aynı organelde zehirsiz iki maddeye, su ve oksijene parçalanır. Vücudumuzda gerçekleşen hemen hemen tüm kimyasal reaksiyonlarda olduğu gibi bu reaksiyonda da bir enzim görev alır. Bu enzimin adı katalazdır. Madem ki peroksizomda hidrojen peroksidi parçalıyoruz, öyleyse katalaz da aynı organelde görev yapar. Peroksizomlar karaciğer, böbrek, kalp kası gibi hücrelerde bol miktarda olmak üzere bütün hayvan hücrelerinde ve mantar hücreleriyle bitki hücrelerinde de bulunur. Deneysel sorularda ve test sorularında katalaz deneyiyle ilgili olarak genelde karaciğer kullanılıyor. Ancak sorularda genellikle karaciğerin kullanılması sadece karaciğer hücrelerinde peroksizom olduğunu ya da katalazın sadece karaciğer hücrelerinde olduğunu göstermez. Karaciğerin peroksizom bulunduran, dolayısıyla da katalaz enzimini içeren yapılardan biri olduğunu gösterir sadece. Bu yüzden ben mutfağımda yaptığım deneyde karaciğer yerine patates kullanacağım. Çünkü patates hücrelerinde de peroksizom var ve patates hücreleri de hidrojen peroksidi su ve oksijeni parçalar. Peki reaksiyon olduğunu nasıl anlayacağız? Çünkü hidrojen peroksit suya benzer bir görüntüye sahip, renksiz, kokusuz ve şeffaf. Hidrojen peroksidin parçalanması sonucunda da su oluşuyor ve yanı sıra oksijen. O zaman nasıl anlayacağız ki hidrojen peroksit su ve oksijene parçalanıyor? Reaksiyon sırasında oluşan oksijen minik kabarcıklar ve köpükler halinde yüzeye çıkıyor. Bu durum reaksiyonun gerçekleştiğine kanıt olarak gösterilebilir. Örneğin yaralı bir yere hidrojen peroksit döksek, yaradan dolayı örselenmiş olan hücrelerin içeriği hücre dışına çıkmış olduğundan katalaz enzimi de hücre dışına çıkmıştır ve yara üzerine dökülen hidrojen peroksidi su ve oksijene parçalar. Oksijen köpük köpük bir görüntü oluşturur. Bu nedenle yaralı yerleri dezenfekte etmek, yani mikroplardan arındırmak için hidrojen peroksit kullanırız. Bölgede oksijen yoğunluğunu böylelikle arttırırız ki patojen, yani hastalık yapan mikropların çoğu oksijenli ortamda yaşayamıyor çünkü. Gelelim bizim mutfakta yapılan deneye. Hassas mutfak terazisinde 100 gramlık 3 ayrı patates tarttım. Birinci grup patatesi küpler halinde parçaladım. İkinci ve üçüncü grubu ise rendeledim. İkinci ve üçüncü grubu rendelemekle kalmayıp ayrıca el blenderından geçirerek özüt elde ettim. Üçüncü grubu ayrıca mikrodalgada yüksek sıcaklıkta 2 dakika bekleterek canlı patates hücrelerinin ölmesini sağladım. Patates tamamen pişerek lapa oldu. Dereceli kapta 50'şer mililitrelik 3 ayrı hidrojen peroksit hazırladım. Çay bardaklarında görülenler bu hidrojen peroksitler. Hidrojen peroksidi mahallemizin eczanesinden temin ettim.
oksijenli su diye satılıyor. Küp küp kestiğim patates parçalarının üzerine hidrojen peroksit döktüğümde gördüğünüz gibi az miktarda köpüklenme oldu. Çalkalıyorum. Patates hücrelerinden dışarı çıkan az miktardaki katalaz enzimi hidrojen peroksit ile reaksiyona giriyor, su ve oksijen oluşuyor. Oksijen köpüklenerek reaksiyon ortamından dışarı çıkıyor. Özüt halindeki çiğ patatesin üzerine hidrojen peroksit döktüğümde ise bir önceki ile aynı miktarda patates ve hidrojen peroksit kullanmama rağmen çok daha fazla köpüklenme oldu. Karıştırmama, çalkalamama bile gerek yok. Isıtarak bütün hücrelerini öldürdüğüm patatesin üzerine hidrojen peroksit döktüğümde ise köpüklenme olmadı. Çünkü protein yapılı enzimler yüksek sıcaklıkta bozulmuştu. Hatta pişmiş patatesi hidrojen peroksit ile karıştırmak için kaşık kullandım ama sonuç değişmedi. Köpüklenme olmadı. Biraz evvel de söylediğim gibi köpüklenme hidrojen peroksidin su ve oksijene parçalandığının kanıtı. Neden ikinci işlemde birinciye göre birim zamanda daha çok oksijen çıktı? Çünkü rendeleme ve arkasından blender ile özüt çıkarma işlemi sırasında daha çok hücreyi örseledim ve daha fazla katalaz enzimi hücre dışına çıktı. Patateslerin üzerine koyduğum hidrojen peroksit ile daha fazla enzim karşı karşıya geldi ve daha fazla hidrojen peroksit su ve oksijene parçalandı da ondan. Farkındaysanız bu deneyde enzimlerin hücre dışında da görev yaptığını ispatlamış olduk. Dikkat! Bu deney enzimlerin etkinliğini substratın dış yüzeyinden başlattığı ve substratın dış yüzeyi ne kadar fazlaysa enzim etkinliğinin de o kadar fazla olacağına ilişkin enzim genellemesiyle ilgili bir ispat yapılmamıştır. Çünkü patates bu deneyde substrat değildir. Enzim kaynağıdır. Bu deneyde substrat olan madde hidrojen peroksittir ve reaksiyon sonucunda iki maddeye, su ve oksijene dönüşmüştür. Yani bu deney sonucu enzimler hücre dışında da iş görür, enzim miktarı arttıkça reaksiyon hızı artar diyebilirsiniz ama bu deneyle enzimler etkinliklerini substratın dış yüzeyinden başlatır, substrat yüzeyi arttıkça enzim etkinliği artar diyemezsiniz. Bu deney bunu ispat için yapılmadı. Bu deneyin çeşitlemelerini yapabilirsiniz, karşınıza da soru olarak çıkabilir. Örneğin, her 3 deney kabının başına birer balon geçirerek çıkan gazı toplar ve bu gazı köz halindeki odun parçasına yanmakta olan bir kibrite tutarak odun parçasının ya da kibritin daha parlak bir alevle yanması sonucu çıkan gazın oksijen olduğunu, 3. kapta böyle bir durumun görülmemesi nedeniyle o kapta oksijen çıkmadığını gözlemleyebileceğiniz gibi yeterli bir süre beklerseniz 1. ve 2. kabın ağzındaki balonlarda toplanan oksijen miktarlarının eşit olduğundan yola çıkarak ve 1. kapta da dışarı 2.'ye göre daha az enzim çıkmasından dolayı hiç olmazsa 1. kapta enzimlerin tekrar tekrar kullanıldığını ve en sonunda da kapta bulunan bütün hidrojen peroksitleri su ve oksijene parçaladığını rahatlıkla söyleyebilirsiniz. İlgili soru çözümlerine ve konuyu pekiştiren örneklere bakmak için soru yorum serisinde bulunan 3. videoya, Düzenek Soruları adlı videoma bakabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın, benimle kalın.